Hayatımızda olduğunu bildiğimiz ama sanki hiç hayatımızda değilmiş gibi olan canlılarla tanışma turumuza devam ediyoruz. Ümit, Sami, Kubuş ve işte hamam böcekleri. Nasıl? Valla benim için güzel de dinleyenler, izleyenler için biraz anksiyetik bir şeyler yapacak gibi geliyor. Ya Yiğit'ten rica edelim, hani girişe şey yazsın yani, anksiyete ve korkuları arttırabilir bu video falan Yani. şeklinde bir artı 18 şeyi koysun. Yani şey olarak, yani artık kalıtsal olarak, evrimsel olarak bir hamam böceği fobisi var. Kültürel olarak da üzerine ekleyince bayağı bir ciddi, herkesin merak ettiği ama öğrenmemek için de elimizden geleni yaptığımız canlılardan bir tanesi herhalde. Bir de yani gerçekten hemen her yerde hayatın bir parçası olarak varlığına devam ediyorlar. Biz sadece onları görmüyoruz. Bir onlara ışıktan kaçan mı ne deniyor? Öyle bir şey, isim tanımı da var galiba. Aslında hani şey, takım olarak Blattadea diye geçiyor. Latince, Yunanca'dan devşirme isimdir. Işıktan kaçan demek zaten. Harbiden de yani hamam böceği denilen mahlukatın kendisi yani hani yerde nadiren görürüz. Hızlı bir şekilde bir çatlağa, bir aralığa, bir yere doğru girer Tabii. ve kaybolur. Ama hep yani yaşadığımız alanların büyük bir çoğunluğunun içerisinde var değil mi yani? Tabii yani şeyde, insanlarla beraber yaşamaya çok alışmış birkaç tür var. Öyle bütün hamam böcekleri türleri değil ama artık yani, hatta biraz daha abartalım, adamlar zamanında dinozorlarla yaşayıp onların neslini tüketip işte memelilerle, insanlarla yaşamaya başladılar. Onu soracaktım sana. Yani bu hamam böcekleri ne kadar zamandır var? Bilinen fosil kaynaklardan bilinen 320 milyon ila 360 milyon yıldır, yani karbonifer çağından beri hamam böcekleri var. Yani Hep benzer büyüklükte ya da benzer görünümde mi yoksa o zamanın hamam böceğinde ayağım kadardı, kafam kadar, masa kadardı, ne kadardı? günümüzde de kafam kadar olanları var. O zaman da var, türe bağlı olarak. Yani ortak morfolojik özelliklerin ortak olduğunu biliyoruz. Yani baktığın zaman hamam böceği. Ama işte bir kimisinin ağız yapısı değişik, kimisinin kanat yapısı değişik ama hamam böceği. Yani karboniferden bu yana 320-360 milyon yıldır dünyada yaşıyor. Çok kadim bir canlı. Yani düşünsene, işte 65 milyon yıl önce 10 kilometre uzunluğunda bir göktaşı geliyor, çarpıyor. Canlılığın %90'ını ortadan kaldırıyor. Bizim beyefendinin hiç de umrunda olmuyor. Onu bile atlatıyor. Buzul çağlarını atlatıyor. Ya Bu öyle bir büyük efsane yokuşları. de var. Yani bu radyasyona karşı en dayanıklı, atom bombası atılsa yaşar falan Yani böyle. doğruluk payı var ama o biraz abartı tabii yani şeyde. Ya insanla kıyaslarsak, türüne göre değişmekle beraber insandan 5 katıyla işte 15 kat daha dayanıklı radyasyona. Hatta Rusya'nın uzay programında uzaya giden ilk canlılardan bir tanesidir Bilinçli mi yoksa kaçak mı? o. Yani bilinçli. Bilinçli, Kaç, gölgeyle. kaçak gitti derse bile muhtemelen haberleri olmamıştır. Yani. Ama hani o radyasyon deneylerini, kozmik ışık deneylerini, DNA'yı parçalıyor, nasıl kurtuluyor, niye zarar görmüyor kısmı hamam böcekleri üzerinde uzayda denediler. Biz de terlikle baş etmeye çalışıyoruz o zaman onlarla yani. Yani koskoca meteor baş edememiş terlikle biraz komik oluyor tabii ki. Önce şeyi sorayım. Yani mesela ben uzunca bir zamandır hamam böceği görmediğimi düşünüyorum. Ama yani hani genel bilgi öyle bir şey yok. Birçok yerde hamam Tabii ki. böceği var durumu. Çok yaygın mı? Ne diyorsun? Çok yaygın. Şöyle daha genelden almak gerekirse, dünya çapında, dünyanın üzerinde yaklaşık 6 familyaya bağlı 1200 kadar hamam böceği türü var. Bu 1200 hamam böceği türünün yaklaşık 30 türü insanlara yakın yerlerde veya insanlarla beraber yaşıyor. Geri kalan vahşi doğada, özellikle ekvator kuşağının etrafındaki tropik bölgelerde yaşamayı tercih ediyor. Vahşi hayatta yaşıyor. 30 kadar türü de insanlarla beraber yaşamayı tercih etmiş. Bu dünya çapındaki 30 türün, mesela bizim topraklarımızda, Anadolu topraklarında 3 tane baskın türü var. Bunlardan bir tanesi Blatterla orientalis dediğimiz doğulu hamam böceği. Biz kendi aramızda Kara Fatma falan diyoruz ona. Diğeri Blatterla germanica, işte Alman hamam böceği. Böyle sarışın olur. Onda tipi daha
açık renklidir. Bir de periplanata americana dediğimiz, bizim Akdeniz kıyısında, İskenderun'dan, Antalya'dan Bodrum'a kadar olan bölgede çok yoğun bir şekilde görülür. Bu üç tür baskındır bizde. Genellikle de habitat olarak hamam böcekleri dünya üzerinde 2000 metrenin üstündeki yerlerde yaşayamazlar. 2000 metre irtifanın altında yaşarlar. Kutuplarda yaşayamazlar. Hani soğuğa çok dayanıklı hayvanlar değillerdir. Sıcağı ve nemi severler. Bu derecede yaygındır ve dünyanın her yerinde, insanın olduğu her yerde var bunlar. Yaşam alanı olarak da genellikle, hani başlarda söyledik ya ışıktan kaçan diye. Genellikle işte yer altında, çatlaklarda, izbe yerlerde, nemli sıcak yerlerde yaşamayı, üremeyi tercih ederler. Metabolizmaları ona göredir. O yüzden hem ışıktan kaçıyor hem yer altında yaşıyor. Tabii ki biz her zaman göremiyoruz onu. Ayrıca buna ek olarak özellikle Türkiye'de bizim kara fatma dediğimiz Blatterla orientalis özel bir yeteneği var bu hayvanın. Çok temiz bir yere gittin. Hiçbir şey görmüyorsun. İz görmüyorsun, dışkı görmüyorsun. Hani bilen gözler için diyorum. Hamam böceği olmadığı anlamına gelmiyor. Mutlaka var. Şehir hayatında mutlaka var. Tedbir yani alanlarda... Kendi pisliğini temizleyip mi gidiyor? Ne yapıyor hayvan? Yani öyle yapıyor. Kendi pisliğini temizlemese bile ya diyor işte en temiz yerde burası temizmiş bırakmayayım bari falan diyor. Şey yapıyor. Özellikle o bizim kara fatmalar ortalıkta var olduğunun izini belli etmiyor. Anca nasıl olur? Onu deneyerek görebilirsiniz. Yiyeceğin açıkta olduğu, bol olduğu yerlerde ışıkları kapatın. 4 saat, 5 saat. Sonra aniden ışıkları açın. Mutlaka görürsünüz. Özellikle İstanbul genelinde görülür. Yani düzeni biraz bozuk, çatlakları, fayans altı boşlukları çok olan yerlerde, gıdanın olduğu yerde mutlaka görünür. Alanda bu konuyla çalışan arkadaşların bir şeyi vardır. Hesaplama yöntemi vardır. Işıkları aniden açtığın zaman gördüğün hamam böceği sayısının sonuna 3-0 ekle derler. Gerçekten mi? Evet. 3-0. 3-0 ekle derler. Yani 3 tane hamam böceği gördün, 3000 tane mi var? O alanda ortalama 3000 tane vardır. Bilimsel bir şey değil. Bu ilaçlama yapan, bu işlerle çok uğraşan, alan deneyimi yüksek olan arkadaşların öyle bir ölçüm şekli vardır. Yani çok da mantıksız değil. Yani örgütlenseler bizle baş ederler. Örgütlüdür zaten. Onlar da sosyal canlılar ve bizde baş ediyorlar. Hala yok edemedik onları. Onu soracaktım. Onların sosyal yaşantısı nasıl? Var mı kahveleri, mavileri nasıl? Tabii. Birçok sosyal hayvanı biliyoruz. İşte karıncaları biliyoruz, termitleri biliyoruz, arıları biliyoruz. O kadar organize olmasa dahi iç iletişimi olan ve örgütlenebilen bir yapıdadır, kolonidedir. Hatta şöyle deneyler var. Mesela hamam böceklerini topluyorlar belli bir alanı. 3 tane oda yapıyorlar. İşte 50 tane hamam böceğini salıyorlar. Mesela 2 odaya 25'er 25'er dağılıyorlar. 3. odayı boş bırakıyorlar. Niye? Almanya'dan oldu geldi. Yani, Alman bir tür var. O şeyi toplam popülasyonu 2'ye bölüyor yaklaşık olarak. 2 ayrı odaya yerleşiyorlar. Şeyi arttırdığın zaman sebebini bilmiyoruz. Sadece sonuca göre tahminde bulunabiliriz. Mesela 50'den daha fazla hamam böceği koydun ortama. 50'yi aştığı zaman 2 odayı boş bırakıp tek odaya yerleşiyorlar. Böyle garip davranışları var. Feromonlarla ve temasla anlaşabiliyorlar. Enteresan bir şey vardır davranış biliminde. Mesela koloni olarak birden fazla gıda kaynağı varsa hangisinden yiyeceklerine koloni olarak karar veriyorlar. Bir tür demokrasi var. Nasıl yapıyorlar bilmiyoruz ama. Ha, Hüseyin siz oradan beslenin. Biz Ayşegüller'le bunu yiyoruz. Yok. Rastgele yok. Onlar, hep birlikte karar verdik. Karar verme mekanizması var. Yani nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Memleketlilik duygusu vardır. Olabilir. Bu bizim oranı falan diye. Büyük ihtimalle. Böyle garip davranışları var. Temasla ve feromonlarla anlaşıyorlar. Ve bir koloni hayatı var. İş bölümü var. İşte alan bölümü var falan. Düşmanı yok mu doğal? Olmaz, mesela fareler mesela ne var düşmanı? İşte fareler var, kediler var, kuşlar var, çıyanlar var, örümcekler var, kertenkeleler var. Hikaye iyi bir yere doğru gitmiyor vallahi. Bunların hepsi şey. Düşmanlarıyla denkleştirsek falan diye düşündüm ama. Ya yok yani onlar direkt yani buldukları yerde avcıları yiyorlar. Çünkü bir protein kaynağı o da. Hem de zengin bir protein kaynağı. Bazı kültürlerde, yani bizim şehirde bizle beraber yaşayanlar değil ama ekvator civarında, yağmur ormanları civarında besin olarak kullanılanları var. Yani bizdekiler de
Mesela en küçüğü Blattella germanica dediğimiz böyle daha açık renkli olan. Kalorifer böceği deriz biz ona Türkiye'de. Ondan daha küçükleri var bazı türler. İşte bizdeki en büyüğü de periplaneta americana. Hatta Akdeniz kıyısında uçan hamam böceği derler. İlk ikisi uçamaz. Uçma yeteneği yoktur. Periplaneta uçabilir. Ne kadardır? 3 santim. Hani en babası şişmanı 4 santim olsun. Kanatlarını açtığı zaman 6-7 santim kanat açıklığı olur. Ama mesela Orta Amerika'da kanat açıklığı 18 santim, 20 santim olan hamam böcekleri var. Boyu 9 santim, 9,5 santim olan hamam böcekleri var. Peki bize hiç yani insana zararlı bir bölümü var mı? Evde böcek var ya da böcek olduğunu bilme duygusu haricinde yani mikrop taşıma olabilir, ısırma ya da ne bileyim. Hamam böceklerin ağız yapısı parçalayıcı ağız yapısıdır. Aynı zamanda hepçildirler. Yani deri döküntülerimizden, saç kepeğimizden, koli bandının içindeki yapışkana kadar buldukları her şeyi yerler. O nasıl hepçillik abi, gözünü seveyim ya. Hepçil deyince benim aklıma sebzeyle et geliyor yani. Hani konuda, o da bantın içindeki yapışkanı yeme ne ya? Yani o her şeyi yiyorlar. İnsanlarla beraber yaşayanlar, o kanalizasyonlarda, atık su borularında çok dolaştıkları için, oralarda üredikleri için mekanik olarak bir hastalığı bir yerden bir yere taşıyorlar. En büyük tehlikesi o. Yani işte sarı hummasından, işte insandan insana bulaşan birçok hastalığı mekanik olarak taşıyorlar. Sivrisinek gibi, anofer gibi bir şeyi yok. Ara konakçı veya konakçı durumu yok. Ama bütün hastalıkları üzerinde taşıyor. Üzerinde taşıyor. Yani hani onu içselleştirip tekrar bir başkasına aşılamıyor. Yok, mekanik hani, olarak evet, taşıyor. Yani üzerine bulaşırsa eğer bir hastalık, ki hastalık bulaşacak bir yerde dolaşıyor diyorsun. Eve kadar getirebiliyor ya da yaşadığımız alanda. O yüzden tehlikelidir, o yüzden vektör grubundadır. Yani hastalık taşıyan canlılar grubundadır. O yüzden mücadele edilmesi gerekiyor tabii ki. Ha, bizle beraber yaşasın ya da işte belli bir oranda olsa bir zararı yok dememek lazım. Yok. Yani insan sağlığı için doğa sevgisi ayrı bir şey. Yani isteyen evinde besleyebilir. Ama insan sağlığı için mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Yiyeceklerimizden, yaşadığımız ortamlardan uzak tutmak gerekiyor. Çünkü mekanik olarak hastalık taşıyan bir tür. Çok dayanıklı. Yani ortalama bir de uzun yaşıyorlar. 17-18 ay yaşıyor. Çok hızlı yürüyorlar. Bir Blattella germanica, Alman hamam böceği bir çifti bir yılda 65 milyon birey oluşturabiliyor. Düşünün, neredeyse Türkiye nüfusuna yakın birey oluşturabiliyor bir yılda. Hızlı yürüyorlar. Genellikle işte radyasyona dayanıklı, sıcağa dayanıklı, kimyasallara görece dayanıklı. Yumurtaları keza kötü koşullara çok dayanıklı. Hani yarı efsane, yarı doğrudur. Üzerine böyle damlalıkla asit damlatsan, Blattella orientalis'in doğu hamam böceğinin yumurtaları yani çoğu telef olsa bile içinden mutlaka canlı çıkan oluyor. Çok dayanıklı. Yani yüksek doğanın yüksek adaptasyonu, yani evrimin yüksek adaptasyonluğunun sonuçlarından bir tanesi. Yani 320-360 milyon yıldır o kadar felakete rağmen hala hayatta kalıyor. Yani formlarında da çok büyük bir değişiklik yok. Peki kendi aralarında mesela işte grup halinde kabaca şu kadar sayıda olurlar ya da birlikte hareket, şöyle hareket ederler falan, öyle bir şeyleri var mı? Çünkü hani bunu karıncalarda, arılarda falan gördüğümüz çok tuhaf bir şey becerisi var. Organizasyon ya. Becerisi. Organizasyon becerisi, yani sosyal beceri. Hamam böceklerinde var mı? Yok, hamam böceklerinde öyle bir organizasyonel beceri yok. Ama işte biraz önce söylediğim gibi haberleşme, işte beraber karar verme yetisi var. Büyük popülasyonlar halinde yaşayabiliyorlar. Ortamın besin değerine göre yavrulama sayısını değiştirebiliyorlar. Kıtlık başladığı zaman az yavruluyor. İşte besin bolsa daha hızlı ürüyor. Mekanik olarak da yani şey, fizyolojik olarak da böyle enteresan özellikleri var. Mesela su altında yarım saate kadar yaşayabiliyor. Ha, bayağı böyle yani. Tabii. Yarım saat suyun altında kalabiliyor. Hani boğulsun diye tuvalete su dökmekle olmuyor. Adam yarım saat gayet profesyonel scuba gidiyor. İşte mesela hiç yemek yemeden, hiç beslenmeden bir ay yaşayabiliyor. Kafasını kessiniz, kafasını gövdeden ayırsanız iki hafta yaşıyor vücut. Zor ölüyor. Evet, yani, sinir bozucu. Sinir bozucu. Gerçekten. Hani hakkında söylenecek güzel hiçbir şey yok ama teknoloji de
teknoloji hamam böceği hareketlerini, hamam böceklerinden esinlenerek de bir şeyler yapıyor. Biliyorsunuz daha önce konuşmuştuk. Bir canlının böcek olması için 6 bacağının olması gerekiyor. O yüzden hamam böceği de bir böcektir. Mesela hamam böceğinin en büyük özelliklerinden bir tanesi dünya hız rekoruna sahiptir. Dünyanın en hızlı böceklerinden bir tanesidir. İnsanla kıyaslarsak o kadar hızlı ki bir işte Hüseyin Bolt'un 230-240 kilometre hızda koştuğunu düşünün. O kendi boyutuna göre o kadar hızlıdır. Ve işte kafasını kesiyorsun, bacaklar çalışmaya devam ediyor. O yürüme mekaniği bütün arazi şartlarına uygun. Buradan esinlenerek işte 6 bacaklı robotlar yapıldı. Yine mesela sinir sistemi çok enteresandır. Böceklerin çoğunda vardır. İp merdiveni bilir herkes. Mesela sinir sistemi, ganglionların o şeyleri ip merdiven şeklindedir. Her bir ganglion, her bir ayağa denk gelen yerdeki ganglion veya yutağa gelen yerdeki ganglion birbirinden bağımsız çalışır. Yani birden fazla beyni varmış gibi düşünün. Her bir bacak diğer bacaktan bağımsız emir üretir, bağımsız hareket yapar ama çok organize hareket yapar. Kafasını kesten gene yürümeye devam eder gibi böyle robotik teknolojinin de esinlendiği yerleri var. Hakkında söyleyebileceğim tek güzel şey bu. Onun haricinde sıkıntılı. Peki Sami, hamam böceklerinin hissi var mı? Üzülüyorlar mı? Seviyorlar mı mesela? Hiç öyle duyguları var mı? Muhtemelen yok. Yani hiç böyle bir yapılmış araştırma var mı gerçekten? Mesela böceklerin... Ya yönelim araştırmaları var. Yani neyden kaçıyor? Negatif taksi, pozitif taksi gibi araştırmalar var. Ama yani duygulanmayla ilgili duygulanıyorsa bile onu bizim tırnak içinde duygulanıyorsa bile bizim algılayabileceğimiz bir şey yok. Duygu tipi yani, yok. Duygu tipi, ifade tipi yok. Bunu şundan kaynaklı soruyorum. Ya bu 1930'larda 1940'lara kadarki dönemde hayvanların da otonom davranışları olduğu iddia ediliyordu ya. Yani duyguları yok, hisleri yoktur. İşte öyle yapar. Aç kalınca böyle yapar. Bilmem ne yapınca böyle yapar. Sonra yavaş yavaş ilerledikçe hayvanların hisleri olduğunu öğrendik. Yani duygulanıyorlar. Belli duygu refleksleri gösteriyorlar hayvan standartlarına göre. Sonra bu çalışmada ilerledikçe mesela balıkların hiç duygu dışı olduklarını zannediyorduk. Öyle değil. Onların da korkuyorlar, üzülüyorlar vesaire falan. Yani hani kendilerini stres altında hissediyorlar. Bu acaba hani böyle bir araştırma sonucu böceklere kadar iner mi diye merak ediyorum. Ya elimizdeki teknik imkanlarla ölçülebilecek bir şey değil ama gün gelir. Neden olmasın? Daha farklı şeylerle ölçüm teknikleri geliştirilirse olabilir. Sonuçta bizim duygu dediğimiz şey, hani bırakın ilkel canlıları, insanda da duygu dediğimiz şey dışarıdan, dünya dışından aldığımız verilere verdiğimiz içsel cevaplar. Dışarıdan ilhamla gelen bir şey değil. Bir elektriksel tepki. Çok da aşağılamayayım ama sistem öyle çalışıyor. O sistemin benzeri, sinonimi başka canlılarda da çalışıyor. Ama biz ona o ismi vermemişiz. Yani ışıktan kaçmaya bir duygu ismi verseydik hamam böcekleri çok duygusal olurdu mesela. Anladım ama hani benim duygu dediğim daha insani duygularla alakalı. O temel yok, altı duygu. Ölçebileceğimiz bir şey değil. Yani bizim falan oluşturduğumuz duyguyu biz deşifre edip anlayabiliyoruz. Hamam böceği yapabiliyorsa dahi biz onu deşifre edebilecek enstrümana da sahip değiliz. İletişime de sahip değiliz. Hani öyle bir kontakta kuramıyoruz. Mesela karıncalardan diyelim. Karıncalar mesela feromonlarla anlaşıyorlar. Belirli tip feromonlar panik oluşturuyor. Yani hayvan bildiğin paniğe giriyor. İşte propaganda feromonları var. Rakip bir gün karıncaları konuşursak. Düşman kabilenin karıncaları geliyor. Bir propaganda feromon dediğimiz feromon salgılıyor ve bütün koloni paniğe giriyor. Bildiğin salakça davranıyorlar. Karıncalar konusunda bile bir derya olduğunu biliyorum. Karıncalar mevzusuna bir girersek uzun saatler çıkamayacakmışız gibi görünüyor. Öyle gözüküyor. Hevesle geriye saklıyorum onu. Yani bu İstanbul'da Ümit Var hikayesinin güzel bölümlerinden bir tanesi olacak. Çok zevkli ve eğlenceli hikayeler olduğunu biliyorum. Ara sıra anlatıyorsun mevzuda. Peki biz neden ona hamam böceği demişiz? Çünkü biraz önce de bahsettiğimiz gibi sıcağı ve nemi çok sever. O tür alanlarda yaşamayı çok sever. Biz de insan medeniyeti olarak buraya, yani bu sıcağı ve nemin en yoğun olduğu yeri hamamlarda bulmuşuz. Hamamları yapmışız. O yüzden de oraları sever. Tabii Göbektaşı'nda bizim kurnalarda falan değil. Hani onun ısının ve sıcak suyun üretildiği alt şeylerde vardır, sever. O yüzden de hamam böceği demişiz. Her ne kadar 20 dakika, yarım saat suyun altında kalsa da o kadar da değil. Yok, o kadar da değil. Şeydi. O kadar. Güzelmiş.
Öğrendik, tanıdık. Çok sevdik hamam böceklerini. Yani enteresan şeyler var. Mesela hayatımda gördüğüm, ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Albino hamam böceği görmüştüm, bembeyaz. O zamanlar bilmiyorum da. Güldüler tabii bana falan diye. Meğerse nimfmiş onlar. Yani nimf, böceklerden bahsederken anlatmıştık. Böceğin yumurtası açılır, içinden kurtçuk çıkar, larva çıkar, belirli aşamalar geçirir, metamorfoza uğrar, ergin olur. İşte kozadan çıkar, ipek böceği gibi. Hamam böceklerinde böyle çalışmıyor olay. Yumurtadan hamam böceği olarak çıkıyor. Yavru hamam böceği. Ona nimf diyoruz. Türüne göre değişmekle beraber 4, 5, 13, 14 te kadar çıkar büyüklüğüne göre. Deri değiştiriyor. Her bir deri değiştirdiğinde biraz daha ergenleşiyor. Son deriyi değiştirdiğinde de hamam böceği oluyor. O alt evreden... Ya ama kabuk değil mi onun üzerindeki? O deri, deri gibi bir ya şey. Ya ben deri diyorum. O aslında bir şey. Kitin tabaka. O kitin tabakayı değiştiriyor. Kabuğu değiştiriyor yani. Anladım. Şey, güzelmiş. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Öpüyorum yanaklarından. Evet. Hamam böceği.